Gençler merhabalar, ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar limit türev integral kampımızın üçüncüsündeyiz sevgili gençler. Biliyorsunuz ki ilk 12 soru ve limit türev integral kampı başlatmıştık kanalımızda. Sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Gün aksatmadan ilerliyoruz sevgili gençler. Umarım kampımıza katılımdan kaynaklı memnunsundur. Çünkü gerçekten güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Dilimiz döndüğünce sana bu soruları anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben senin için buradayım. Evet, kampımızın üçüncüsüyle karşınızdayız. İlk sorumuza başlayacağız birazdan. İlk sorumuzda videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmazsan ben mutlu olurum. İlk sorumuza sevgili gençler başlayalım şöyle hafiften. İlk sorumuz limit ve süreklilik konusundan bir soru. F fonksiyonu x'leri alıyor ve şu işlemi yaptırıyor. X'den büyük olmayan en büyük tam sayının pozitif bölen sayısı. X'den büyük olmayan diyor. Yani sevgili gençler x'den küçük veya x'e eşit olabilir. Büyük olmayan dediği zaman bunu anlamamız gerekiyor. En büyük tam sayının pozitif bölen sayısına götürüyormuş. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü öncüllerde bazı limitler verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi x 4'e giderken diyor ya gençler. Ben şimdi buraya 4'ün sağını ve solunu yazmam gerekiyor. Şimdi 4'ün sağını yazarsak sevgili gençler. 4'ün sağına ben 4 eklediğim zaman 8'in sağ tarafı yapacaktır. Ve f 8'in sağ tarafı diye düşündüğümüz zaman 8'in sağ tarafından büyük olmayan en büyük tam sayı kaçtır? 8'dir. Peki 8'in kaç tane pozitif tam böleni var sevgili gençler? 8'in 2'nin küpü diye yazıldığı için şunu 1 artırıyorsun. 4 tane pozitif böleni vardır. Sağ limiti 4'müş. Bir de sol limitine bakmak gerekiyor tabi. F8'in soluna bakacağız. Pardon, 4'ün soluna bakacağız. Ki zaten onu yazdığımız zaman da o gelecek ama olsun, biz düzenli yazalım. 4'ün soluyla da 4'ü topladığım zaman burada eşittir. Bu da 8'in solu yapar. 8'in solu dediğimiz sayı 8'den biraz daha küçük bir sayıdır. Ve 8'in solundan büyük olmayan en büyük tam sayı ise tabii doğal olarak 7'dir. Ve 7 de zaten asal olduğu için 7 üzeri 1 diye yazılır. Üstünü 1 artırdığın zaman 2 yapar. Demek ki bunun sağ limiti 4 iken sol limiti 2 olacak. O halde sevgili gençler şu hikaye yalan oldu. Aslında bu limit yokmuş sevgili gençler. Bu limit yoktur. Gitti. 1 olanları da silebiliriz. Şıklarımızın içerisinden geriye kaldı 2 şık zaten. 3'ün sol tarafında diyor. 3'ün sol tarafını şuraya yazdığınız takdirde 6 artı 3'ün sol tarafı içerisi 9'un sol tarafı yapar sevgili gençler. 9'un solu 9'dan biraz daha küçük bir sayıdır. Yani sen bunu 8,99 olarak hayal edebilirsin. 8,99'dan büyük olmayan, yani bundan küçük veya buna eşit olan en büyük tam sayı kaçtır? 8'dir. Az önce demiştik. 8'in sevgili gençler 2'nin küpü diye yazıldığını biliyoruz. 2'nin küpü de üstünü 1 artırdığımız zaman 4 tane pozitif tam bölenin olduğunu görüyoruz. Doğal olarak bu da 4'e eşittir. Hocam bunda sağ limite bakacağız mı? Bakmayacaksınız. Çünkü sadece sana soluna bak demiş. Dolayısıyla bu öncülümüz doğruyken 3. öncülümüze bakalım bir de. 5'in sağ tarafını yerine yazdığım zaman 3 çarpı 5'in sağ tarafı 15'in sağ tarafı yapar. 15'in sağ tarafı dediğimiz sayı da sevgili gençler bundan büyük olmayan en büyük tam sayımız 15'tir. Çünkü burası 15'ten biraz daha büyük bir sayıdır. 15 sayısı da 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 biçiminde yazılır. Üstünü 1 artırdım 2, üstünü 1 artırdım 2. 2 kere 2 4 yapar. Bu sağ limit. Bir de sol limitine bakacaksınız. Yani 5'in soluyla 3'ü çarptığınız zaman 15'in sol tarafı yapacaktır. Ki 15'in sol tarafı 14.99 gibi bir sayı düşünebilirsin. 14.99'dan büyük olmayan en büyük tam sayımız 14'tür. Ve 14 sevgili gençler 2 çarpı 7 olarak yazıldığı için bunların da kuvvetleri 1. Üstünü 1 artırdım 2. Üstünü 1 artırdım 2. 2 kere 2 4. Bu da bunun çeldiricisiydi zaten. Üçüncü öncülümüz de doğru. Çünkü sağ ve sol limitler 4'e eşit oldu. Demek ki cevabımız deniz diyeceğiz. Hocam çeldirici dediğiniz kısmı tam olarak ben anlamadım diyen arkadaşlarım varsa da şu aslında çeldirici. Sen birinci öncüle direkt 4'e gittiği için şunu yaptık. Sağ limit ve sol limitine baktık. Ve sağ ve sol limitine baktığımız zaman farklı sayılar çıkacağından, yani
Birisi mesela burada 8'in sağ tarafı, 8'in sol tarafı için baktığımız zaman birisi 8, öteki de 7 çıktı. Haliyle bunların da pozitif tam bölen sayıları birbirinden farklı oldu. Artık aklımıza soru şunu yerleştirdi. Dedi ki sağ ve sol limitlere baktığın zaman zaten farklı sayılar çıkacak. Farklı sayıların da farklı pozitif tam bölenleri varmış demek ki. Farklı sayıda pozitif tam bölenleri varmış demek ki. Dedirtti soru bize. İkinci öncülümüz için tek tarafa baktırdı ve dedi ki tek tarafa bakıyorsan limit vardır. Biz sadece onu bulmamız gerekiyor. Üçüncü öncüle geçtiğimiz zaman birinci öncülü hatırlattı sana. Dedi ki bak dedi bunun sağına soluna bakman lazım. Hatta ve hatta bakarken de sağ limitine baktık 15 çıktı. Sol limitine baktık 14 çıktı sevgili gençler. 14 çıktı burada. 15 ile 14'ün de pozitif tam bölen sayısının farklı olabileceğini düşündürtmek istedi soru bize ama tabii biz yer miyiz o tongayı yemeyiz. Çünkü 14'ünde 15'inde toplamda 4 tane pozitif tam bölen sayısı vardır. O halde cevabımız 2 ve 3'tür diyebildik. Soru cidden ama cidden ÖSYM'ye yakışır biçimde bizi tongaya düşürmelik çeldiricisi vardı. İkinci sorumuz yine limit ve süreklilik sorusu. Biliyorsunuz ki PDF'lerimizde 2 tane limit süreklilik, 3 tane türev, 3 tane de integral sorumuz var sevgili gençler. ABC ve DEF birer dik üçgendir. Dik üçgen, dik üçgen. AC bir birim şurası. DF sinüs alfa birimdir. ACB açısı DFE açısına eşit ve ikisi de alfaymış. Buna göre alfa sıfıra giderken AB'den EF'yi çıkarıp bunu DE'ye bölerseniz bu limitin sonucu ne olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sevgili gençler, burası alfayken sen şurasının karşısının 1 çarpı sinüs alfa olması gerektiğini biliyorsun. Komşusunun da kosinüs alfa olması gerektiğini biliyorsun. Pekala. Peki aynı benzer işlemleri kullanarak yan taraftaki üçgende, sağ taraftaki üçgende şunu yapabilir miyiz? DE dediğimiz uzunluk aslına bakarsanız hipotenüs çarpı sinüs alfadır. Yani sinüs alfa çarpı sinüs alfadan sin kare alfadır. Burası da sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Şimdi tüm bu bilgilere göre alttaki limitimizde biz bunları yerine yazabiliriz. AB dediğimiz uzunluk şurasıydı. Sinüs alfa yerine yazıyorum. Eksi EF dediğimiz uzunluk sin alfa çarpı kos alfa. Ve sevgili gençler son olarak DE dediğimiz uzunluk da şurası sin kare alfa. Güzel. Şimdi üst tarafı ben sinüs alfa parantezine almak istiyorum. Sinüs alfa parantezinde ne gelir? 1 eksi kosinüs alfa gelecektir. Alt tarafı da sevgili gençler sin alfa çarpı sin alfa diye yazarsak eğer sin alfalardan şunlar birbirini götürür. Ve limit alfa sıfıra gidiyordu diyebiliriz biz hala. Peki yukarıda yerine yazdığımız takdirde 1 eksi kosinüs 0, 1 eksi kosinüs 0 bölü sinüs 0 yerine yazıldığı takdirde üst taraf 0, alt taraf 0 hala ama hala bir belirsizlik durumu söz konusu. Peki biz bu belirsizliği giderebilmek için ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Burada 0 bölü 0 belirsizliği vardır dedik. Biz bu belirsizliği gidermek için nereyle uğraşacağız sevgili gençler? Tabii ki elimizde kalan fonksiyonla. Şimdi bu 1 eksi kosinüs alfa var ya. Bu 1 eksi kosayı hani kosinüsün yanında 1 varsa öncelikle o 1'i yok etmekle başlamalısın demiştik ya trigonometride. İşte aynen öyle yapacağız. Nasıl yapabiliriz? 1 eksi 1 eksi 2 sin kare alfa bölü 2 diye ben bunu çarpanlarına ayırabilirim. Yani özdeşliktir. Çarpanlara ayırma demeyelim de bu özdeşliği kullandık. Hangi özdeşlikti? Bu yarım açı formülü. Bölü alt kısımda da sinüs alfa vardı. Ben bu sinüs alfayı da 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 diye sinüs yarım açı formülünü kullanarak açabilir. Bakınız buradaki 1 ve 1 gitmişken eksi eksi de şurası artı yapar sevgili gençler. Ve son olarak şuradaki 2 ile buradaki 2, buradaki sinüs alfa bölü 2 ile şuradaki sinüs alfa bölü 2'nin bir tanesi gitti. Sonuçta ben alfa gördüğüm yere 0 yazacaktım. Sinüs 0 bölü 2'den sin 0 gelir burası. Burası da kosinüs 0 bölü 2'den kosinüs 0 gelir. Sinüs 0 0'ken kosinüs 0 1'di. Bakın belirsizlik kalmadı ortada. 0 bölü 1'de cevabımız ne yapar? 0 yapar. O halde cevabımız C'dir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, bu sorumuzu da çözdükten sonra
sağ üst taraftaki üçüncü sorumuz olan bir türev sorusunu artık çözmeye hak kazandık diyebiliriz. X kare eksi 2x eksi 5 küçük veya eşittir 0 olarak verilmiş bize, şöyle yaklaştıralım. Bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı fx eşittir x küp artı ax kare artı bx artı c fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle bir eşitsizliğimiz var bizim. X kare eksi 2x eksi 5 küçük veya eşittir 0 diye bir eşitsizliğimiz var. Ve sevgili gençler, şu fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralığı bulmak istiyorum ben. Bunu yaparken de tabii ki doğal olarak artanlığın azalanlığını inceleyebilmek için fonksiyonun türevini bir almalısınız. F'in türevinde x diyorum eşittir. Şu kısmın türevini alırsanız 3'ü başa indirdim. 3x kare artı 2ax oldu bakın. Artı bir de b'miz var. Şimdi bunun azalan olduğu yerleri bulabilmek için şunu yapmamız gerekiyor. 3 üşenmeyeceğim. Hepsini farklı farklı renklerde yazacağım. Artı 2a x ve sevgili gençler eksi artı bir de b'miz var. Oraya şöyle artı diyelim, bir de b ekleyelim. Ve sevgili gençler küçük veya eşittir 0 olduğu yerleri bulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü fonksiyonun türevi 0, fonksiyonun türevi 0'dan küçük veya eşitse fonksiyonu aralıkta daima azalandır diyebiliyorduk. Şimdi arkadaşlar bize söylediği şey şu sorunun. Şu eşitsizliğin çözüm aralığıyla şu eşitsizliğin çözüm aralığı birbirinin aynısı diyor. Yani ben demiyorum, soru diyor bunu. İkisinin çözüm aralığı aynıysa. Bir eşitsizlik tablosu yaptığınızı düşünün. Çizgilerinizi çektiniz, yuvarlaklarınızı koydunuz, artıyla başladınız, eksiyle başladınız, artı eksi artı eksi falan dediniz. Ve bunları dedikten sonra İki eşitsizliğe de alt alta üst üste baktınız ve ikisinin de çözüm aralığı aynı geldiyse bu ne demektir biliyor musunuz? Altlı üstlü iki denklemin de kökleri aynıdır demek. Kökleri aynı olan iki denklemin de katsayıları, oranları daima birbirine eşit olmak zorunda. Bak, yorumun güzelliğine bakar mısın? Yani o kadar güzel yorum yaptırdı ki soru bize. İyi dinle. Bu eşitsizliğin çözüm kümeleri o zaman aynıymış demek. Yani bu denklemlerin çözüm kümeleri aynıysa demek ki baş katsayıları oranı birbirine eşit olacak. Yani 1'in 3'e oranı diyeceksin ki burada 1 var biliyorsun sen. 1 bölü 3 eşittir. Eksi 2 bölü 2a diyeceksin ve o da eşittir. Eksi 5 bölü b diyeceksin. İşte bu kadar basit olacak senin sorun. Bu bunun 3 katıysa bunun 3 katı eksi 6 yapar. 2a eşittir eksi 6 ise a eşittir eksi 3'tür. Zaten bizden de bu istenmiş. B'de sorulsaydı b'yi de bulabilirdim. Bu da bunun 3 katı olacaktı. B'de eksi 15 olacaktı. Ha, direkt a'yı sormayıp şunu da sorabilirdi. A kere b kaçtır derdi? 45 derdi. A artı b kaçtır derdin? Eksi 18 derdin. İşte b'den a'yı çıkar derdi? Eksi 12 derdin. A'dan b'yi çıkar derdi? Artı 12 derdin. Gibi gibi bir sürü varyasyon olabilir. Sorunun sonu farklı olabilir ama burada a sorulmuş. Biz de A'yı doğal olarak eksi 3 bulduk sevgili gençler. Güzel soruydu. Geçiyorum dördüncü soruma. Bu da bir yine türev sorusu. Kafan karışmasın diye ben sana şu kısmı şöyle temizleyeyim. Daha sonrasında çözümümüze devam edelim. Diyor ki bize, bak güzel bir soru. Ben bu tarz sorulara kurnazlık sorusu diyorum. Yani çözümünün kurnazca olması gerekiyor. Eğer kurnaz değilsen ve çözüme klasik bir şekilde başladıysan o soru senin için zulüm olmaktan öteye gitmeyecektir. Bakın f x eksi 1 bölü x x kare artı 1 bölü x kareye eşitmiş. Buna göre f türev 3'ü bul diyor. Eğer sen direkt şu hareketi yapıp soruya başlarsan işte f'in türevinde x eksi 1 bölü x çarpı x eksi 1 bölü x'in türevi deyip buraya devam edersen karşını da türevini alırsan hata yapmış olursun. Aslında hata yapmazsın. Doğru bir şey ama çözüm yolu olarak gidişatın uzun yolu seçmiş olursun. Peki ne yapmamız lazım? Fonksiyon sorusu gibi düşüneceksin ilk başta. Fx eksi 1 bölü x, x kare artı 1 bölü x kare eşitse sevgili gençler hemen şunu yapacaksın. Bak şu ikisi arasında bir bağ, bir benzerlik kuracaksın. X eksi 1 bölü x ile x kare artı 1 bölü x kare arasında bir bağ kuracaksın. Peki bu bağ nasıl kurulur? Şöyle, sen bu x eksi 1 bölü x kare x'in karesini alırsan ne olur? Birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dersin. Ve bunun karesini aldığın zaman karşına şu çıkacaktır. X kare artı 1 bölü x kare. Bakınız burada şu x'ler gitti.
Gittikten sonra da burada eksi 2 kere 1'den eksi 2 kaldı. Aslına bakarsanız bunun karesi alındığı zaman şu ifadenin aynısını burada elde ettin ama ne farkla? 2 farkla. Demek ki ben bu ifadenin karesini alacağım ve sonrasında da buna 2 ekleyeceğim ki bunlar da gitsin ve elimizdeki ifade karşıdakinin aynısı olsun. Şimdi ne yaptık? Karşıyı elde edebilmek için içeridekinin karesini alıp 2 ekledik. Yani karşıyı elde edebilmek için içeridekinin yani x'in karesini aldım ve 2 ekledim. Ahanda fx fonksiyonu mis gibi karşında duruyor. Ve senden şu istenmiş f türev 3. E ne diyorsun o zaman, al türevini. F'in türevinde x eşittir 2x ve bizden f'in türevinde 3 istenmişti. 2 kere 3 dersek de cevabımız 6 olur. Mis gibi Denizli'yi işaretleyebilirsin. Hem de böyle göğsünü kabarta kabarta kalbin gönlün ferah biçimde, rahat biçimde Denizli'yi işaretlersin, yaslanırsın arkana. Güzel soruydu. Bu tarzda sorularımız bol miktarda olacak sevgili gençler, haberiniz olsun. Hani ÖSYM'de zaten AYT sınavı için soru başına düşen dakika miktarı 2 dakika 15 saniye gibi bir miktarken sen bu soruları 15-20 saniyede çözdüğün takdirde emin ol arkanı yaslanıp sınavda düşünmeye bile vakit bulacaksın ayeti de, hiç merak etme. Türevin 3. sorusundayız. Fx x kare artı bx artı c fonksiyonu, şu fonksiyon 2 birim sağ 1 birim aşağı ötelendiğinde meydana gelen fonksiyon x eşittir 1 apsisli noktasında y eşittir x doğrusuna teğet olmaktadır. Buna göre c kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle biz bu fonksiyonu 2 birim sağa öteleyeceğiz. Sonrasında 1 birim aşağı öteleyeceğiz. Ve bu fonksiyona x eşittir 1 noktasından bir teğet çekeceğiz. Ve sevgili gençler, hatta o teğet de y eşittir x doğrusu olacak aslında. Bu demek bu. Tamam, güzel. O zman 2 birim sağa ve 1 birim aşağı öteleyelim mi biz bunu? Öteleyelim. Yani fark etmez. Diğerini de öteleyebilirsin. Bunu da öteleyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. O halde şöyle diyelim mi? Bakın elimizde bizim, hatta daha da böyle niye şey yapayım ki? Klasik çözeyim ki size. Sonuçta o kadar dinlemeye gelmişsiniz. Ben burada çenemi yoruyorsam siz de orada beyninizi yoruyorsunuz. Değil mi? Anlatayım ben size. Siz de dinleyin güzel güzel. Şimdi x kare artı bx artı c'de bir fonksiyonumuz var bizim. Ve ben bunu öteledikten sonra şu da bizim y eşittir x doğrumuz olsun sevgili gençler. Y eşittir x doğrusunun birinci açıortay doğrusu olduğunu gayet iyi biliyorsunuz siz. Burası y eşittir x doğrusu, şurası x ekseni, burası y ekseni, şurası da sıfır noktasıydı. Ve x eşittir 1 apsisin noktasında y eşittir x doğrusuna teğet oluyorsa sevgili gençler, demek ki benim burada parabolüm şu şekilde bir şeymiş. Hop, şöyle kaldırdım. İşte şurası da sevgili gençler şu nokta 1 noktasıymış ve buraya teğetmiş. Ama bu f değil, bu ötelenmiş hali. Bu ötelenmiş hali. Peki ne kadar ötelenmiş hali sevgili gençler? 2 birim sağa ve 1 birim aşağı ötelenmiş. 2 birim sağa ötelenmeden önce şu nokta eksi 1'deydi. Şuralarda bir yerde. 1 birim aşağı ötelenmeden önce de 1 birim yukarıdaydı. Yani bizim fonksiyonumuz aslına bakarsan şöyle bir şeydi ötelenmeden önce. Tamam. Şimdi madem öyle, hatta biraz daha şöyle gerçekçi çizelim. Şöyle yaparsak daha da gerçekçi olacaktır. Bak, 1 birim aşağı ve 2 birim sağa ötelemişiz. Ve aslında şu f, bu f sevgili gençler işte. Ve size bir şey diyeyim mi? Ben bununla beraber şu y eşittir x'i de öteleyeydim ya. 2 birim sola, 1 birim yukarı, tam tersini yapıyorum dikkat ettiysen. O zaman o da burada mı teğet olurdu? Şu şekilde. Biraz daha teğet, gerçekçi teğet atalım. Şöyle bir şey olurdu. Değil mi? Bunlar paralel. Peki y eşittir x'i ben şuradaki hareketlerin tam tersini yapsam. Yani 2 birim sağa diyor ya. Bu ötelenmiş hali ise tam tersini yaparsam önceki halinde bulmuş olurum ben. Farkındaysan şurada gidip de ben 2 birim sağ dediği zaman x gördüğüm yere x eksi 2 yazıp daha sonrasında 1 birim aşağı dediğim fonksiyondan 1 çıkarmak yerine y eşittir x ile uğraşıyorum. Bunu gördüğüm yere farklı şeyler yazmak daha mantıklı. Şimdi ben bunu 2 birim sola öteleyeceksem x artı 2 yazarım. 1 birimde sevgili gençler yukarı öteleyeceksem, çünkü aşağı demişti, 1 birimde yukarı öteleyeceksem x artı 3 olacaktır. Yani aslına bakarsanız işte şu doğrunun ismi x artı 3 ve eğim değişmiş mi?
Hayır, değişmemiş. Peki buradaki 1 ne? Artık bizim için eksi 1. Yani diyor ki şu fonksiyonun x eşittir eksi 1'deki teğetinin eğimi de yine x artı 3'ün eğimine, yani 1'e eşittir. O halde gel f'in türevini al. Artık sorumuz rahat oldu. Rahatlıkla çözülebilir. Ben f türev x'i bulursam 2x artı b'dir kendileri. Ve sevgili gençler, bu 2x artı b'de ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 2 artı b yine eğime, yani 1'e eşit olacaktır. Demek ki b kaçmış? 3'müş. Şimdi b'nin ben 3 olması gerektiğini buldum burada. Peki gençler, tamam. 1 için 1'den geçtiğini de biliyorduk. Şimdi burası 1 ise ben bunu bir birim yukarı kaldırdığım zaman şurası da 2 olmaz mı? Demek ki bizim fonksiyonumuz eksi 1 için de 2'den geçiyormuş. Yaz eksi 1 yerine. 1, şurası 3 diye artık. Eksi 3 artı c eşittir 2 ise 1'den 3'ü çıkar eksi 2. At karşıya, c kaç gelir? 4. İşte sevgili gençler, c'nin de 4 olması gerektiğini bulduk. Cevabımız Ceyhan oldu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Soruyu o şekilde de çözebilirdiniz. Sıkıntı yok. Ben hocam bu şekilde daha uzun olmadım diye sorabilirsin bu arada. Evet, anlatımım daha uzun oldu. Ama daha kısa bir şekilde çöz diye uzun anlattım. Yanlış anlama. Mantığı kavradıysan efsane bir hareket olduğunu da fark edeceksin. İşte hocam efsaneliği nerede ya, saçmalamayın falan diye de düşünebilirsin bu arada. Efsaneliği şurada bunun. Gidip şu fonksiyonda 2 birim sağa ötelendiği için x eksi 2 yazıp x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x eksi 2 artı c, bir de bir birim aşağı dediği için eksi 1 yazıp daha sonrasında bunun türevini aldıktan sonra x gördüğün yere 1 yazıp 1'e eşitleyebilirdin. Bunda sıkıntı yok. Ama ben dedim ki klasiğin dışına çıkalım. Nasıl klasiğin dışına çıkalım? Şu kısmı siliyorum. Şöyle yapalım dedim. Bu fonksiyon önceden şuymuş. Yani son ahali bu. Ben dedim ki önceki halini bulayım. O da şu. Yani burası f oldu artık. Madem öyle, biz fonksiyonu sadece sağa sola yukarı aşağı öteliyoruz. Bunun birdeki teğetinin eğimi değişmeyecek ki. Yani buradaki 1 eksi 1 olacak. Bir birimde zaten yukarı öteleyeceğiz. Gene eksi 1 noktasındaki teğetinin eğimi. Yine bunun eğimi değişmeyeceği için x artı 3'tür. Bunun eğimi de 1'dir. Dolayısıyla dedim ki artık ben direkt şu fonksiyonun x eşittir eksi 1'deki teğetinin eğimi 1'dir dedim. B'yi buldum. B'yi bulduktan sonra da madem bu fonksiyon y eşittir x üzerinde 1 için 1'den geçiyordu, ben burada sadece bir birim yukarı kaydırdım bu fonksiyonu. O zaman artık eksi 1 için de 2'den geçer dedim. Ve B'yi de bulduktan sonra, 3 bulduktan sonra x gördüğüm yere eksi 1 yazarak C'yi buldum 2'ye eşitleyerek sevgili gençler. Haberiniz olsun. İntegral sorumuzdayız artık. Bu da bizim kaçıncı sorumuz oluyor? 6. sorumuz. Yukarıda verilen f fonksiyonuna göre eksi 2'den 5'e kadar fx dx 26'dır. Şimdi burada hemen şunu düşüneceksiniz. Bir şekil gördünüz. Altta da bir integral varsa, hem de belirli bir integralse, hemen sınırları düşüneceksin. Eksi 2 var, 5 var. Hemen şekle bakacaksın. Eksi 2 var, 5 var. Bu bize alan ifade etmeye çalışıyor. Acaba doğru mu? Merak etme. %100 doğru. Alanı ifade etmeye çalışıyor. Çünkü zaten belirli integralle alan bulursun. Başka bir şey bulmazsın zaten. Tamam mı? Peki hemen şu grafiğe bakacaksın. Bu grafikte eksi 2'den 5'e kadar fx dx deniliyorsa şunu söylemeye çalışıyordur. Fx'in altındaki x ekseninin üstünde kalan alan bize 26 olarak verilmiş diyor. Güzel. Ben diyorum ki şurada görülen kapalı bölgenin alanı A olsun. Şurada görülen üçgene benzeyen kapalı bölgenin alanı da B olsun. Üçgen değil orası. Pekala. Şimdi sorum şu. Şurada gördüğün dikdörtgen. Bir dikdörtgen değil mi? Evet. 4 çarpı 5'ten bunun alanı 20 değil mi? 20. O zaman şuraya ne kalır? 20 eksi A kalır. Şimdi burada yapabileceğin tüm işlemler bu. Sorunun devamını okumadan soruya devam etmen imkansız. Devam edelim o zaman. Diyor ki bize sıfırdan 4'e kadar f'in tersinin integralini hesapla. Tersinin integrali demek ne demek? Aslında bakarsan burada soruyu gördün. Kusura bakmayın. Burada soruyu gördün. Burada da bu şekilde bir ifade var. Gene alan soruluyor. Zaten soru alanla alakalı bir soru olmak zorunda. Ve ama neresi? Şimdi fx'in integrali hesaplandığı zaman fx'in altındaki x ekseninin üstündeki dedik ya, tersinin integrali dediği zaman da fx'in solu ve sağı ve y ekseni arasında kalan alanı hesaplamak zorundasın. Bunu da nasıl yapacaksın? Şu şekilde. F'in tersinde x diyor ya. Bakın ben şunu incelteyim.
şu kısım sevgili gençler, şu kısım, bir de şu kısımdan bahsediyor. Şuradan, çünkü fx ile y ekseni arasında kalan kısmın içerisinde bu da dahil sonuç olarak. Peki ikisini toplayacağız mı hocam? Hayır. Nasıl ki x ekseninin altında kalan kısmın alanını negatif olarak değerlendiriyoruz normal f'lerde, f'in tersinin integrali alınıyorken de y ekseninin sağ tarafı pozitiftir, sol tarafı negatiftir. O halde bizden şu isteniyor. 20 eksi a, burası negatif olacağı için, eksi b soruluyor bize. E hocam biz a ile b'nin toplamını biliyoruz. 26. A artı b eşittir 26. Burada verilmiş. E ben burayı 20 eksi a artı b yazarsam şurası 26 idi. 20'den 26'yı çıkarırsak da cevabımız taş gibi eksi 6 olur sevgili gençler. O halde cevap da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz bu sorumuz için. Güzel sorular, efsane sorular sevgili gençler. Aman diyeyim bunlara çalışmadan, bunları çözmeden sınava mınava gireyim demeyin. Girilmez yani. Diyor ki bir sonraki sorumuzda, a bir reel sayı ve ben 1'den a'ya kadar 4x küpün integralini hesapladığım takdirde cevabı 15 buluyorum. Şimdi sana sorum şu, a kare kaçtır? Arkadaşlarım, bildiğiniz basit integral alacaksınız. 4x küp. Alın integralini, üstünü 1 artırın, 4 çarpı x üzeri 4 bölü 4. E hocam 4'ler gider mi? Gider kardeşim, mis gibi gider. Ve 1'den a'ya kadar da yerine yazacaksın bunu. Nasıl? A'yı burada yerine yaz, a üzeri 4 eksi 1'i burada yerine yaz, 1'in 4. kuvveti 1. Ve bu kaça eşitmiş? 15'e. Şimdi a üzeri 4 eksi 1 15 ise a üzeri 4 eksi 1'i karşıya attığın takdirde 16 olur mu? Olur hocam. Artık sen a karenin kaç olduğunu bırakayım da kendin bul. Hocam a kare ya 4 olabilir ya da eksi 4 olabilir. Değil mi? Olur. Hem de reel sayı demiş. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ama kardeşim burada a reel sayı diyor. Senin bulmaya çalıştığın şey a'nın karesi. Yani bir reel sayının karesi negatif olabilir mi diyeceksin. Olamaz cevabına verdikten sonra kendini eksi 4'ü sileceksin. A karenin 4 olması gerektiğini bulacaksın. Bu sorulara dikkat edin sevgili gençler. Şunu kabul ediyorum. Diğer integral sorularımızdan daha basitçe bir soruydu bu. Ama yine de karşına çıkmayacak diye bir durum söz konusu değil. Yani dikkat hatasından yine götürebilirsin soruyu. Aman dikkat. Şimdi bir I1 ve I2 integralleri verilmiş. I1 integrali son sorumuza geçmeden önce bu arada yine subliminal bir mesaj. Yine bir marka yerleştirme uygulayacağım arkadaşlar. Videoya kusura bakmazsınız artık. Kanala hala abone olmayan matematik sevdalısı arkadaşlarımız varsa, kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Ekstradan sevgili gençler, hala ama hala bu videoyu beğenmediyseniz beğenmediyseniz beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bu beni mutlu ediyor diyeceğim. Ben bu cümleyi söyler söylemez, o canlı gösterimde ben de sizleri izlerken ben bu cümleyi söyler söylemez bu dislike deniliyor değil mi? Şu şekilde olan var ya, o dislike tuşu birden böyle 1-2 iken 5-6'ya çıkıyor. Beğenin dediğim zaman böyle bir reaksiyon almakta, yani beğenir misiniz diye sorduğum zaman böyle bir reaksiyon almakta aslında yine de hoş bir şey. Yani hoş bir şey değil diyeceğimi tahmin ettiniz ama hoş bir şey yani. Niye hoş değil ki? Çünkü reaksiyon veriyorsunuz orada. Hem dersi dinliyor, hem hoca like at dediği zaman dislike'ı çakıyor. Bu da güzel bir şey. Demek ki sözlerim etkili oluyor diye düşünüyorum ben. Nasıl mantık ama? Evet gençler, I1 ve I2 integrallerimiz var bizim. 0'dan a'ya kadar f2a eksi x dx. Öteki de 0'dan a'ya kadar fx dx. Olduğuna göre demiş, bize şu soruluyor. 0'dan 2a'ya kadar 2f2a eksi x dx. Yani şu fonksiyonu almış, bu fonksiyonu almış. Şurayı da 2 katına çıkarmış anladığımız kadarıyla, doğru mu? Peki çözeriz. Niye çözemeyelim ki? Sanki bir değişken değiştirme yapmamız gerekiyor gibi duruyor. Bir yapalım bakalım, yapmaya çalışalım ya da. Şurada 2a eksi x'imiz var bizim. Ben bu 2a eksi x'e sevgili gençler u dersem eğer, eksi dx'imiz du olacaktır. Ve dx dediğimiz ifadede eksi du olacaktır. Şimdi değişken değiştirmenin tüm materyalleri bunlar gibi duruyor ama genelde öğrenciler tarafından unutulan bir husus var ki, sınırlar. Alt ve üst sınır belirlememiz lazım yeni integralimiz için. Bunu sakın unutmayın. Şimdi alt sınırı nasıl belirleyeceksin? Sıfırı alacaksın. Şurada x gördüğün yere yazacaksın. 2a'dan sıfırı çıkardığın zaman 2a. 2a eşittir u olduğuna göre alt sınırın 2a'ymış. Üstü de yerine yazacaksın a'yı. Nerede? Onu da şurada yine x gördüğün yere yazacaksın.
A'yı burada yerine yazdım. 2A'dan A'yı çıkar. A kaldı. Yeni üst sınırımız da A'ymış. Ve diyor ki artık yazabilirsin yerine. Burayı 2A alt sınır. Üst sınırı da A olarak bulmuştuk. 2A-X'e biz U demiştik. Ve DX'i de eksi DU bulmuştuk. DU'yu buraya yazdım. Eksiyi dışarı fırlattım izninle. Bunu yapabiliriz. Peki sevgili gençler, bu integralin önünde eksi durunca benim moralim bozuluyor. Göz zevkimi bozuyor. Böyle tırmalıyor gözlerimi. O zaman o eksiyi ben her zaman yok ediyorum. Siz de yok edin. Karını göreceksiniz mutlaka. Bu eksiyi ben artı yaparsam sınırları da yer değiştirmek zorundayım. Yani burasını 2A yaparım ve şurası da sevgili gençler A olarak kalır. A'dan 2A'ya kadar FUDU. Bu neymiş sevgili gençler? I1'e eşitmiş. Yani ben tamamen I1 ile uğraşıyordum yarım saattir. Bir de I2'miz var hocam. Ona ne alt yapacağız? Ya iyice can sıkmaya başladı çünkü bu durum. Eğer video uzayacaksa ben hemen çıkayım da diyebilirsin ama çıkma çok az kaldı. Şunu yapacağız. Bize 0'dan 2A'ya kadar sorulmuş. Biz A'dan 2A'ya kadar olan kısmı bulduk. Ne eksik? 0'dan A'ya kadar olan kısım. O da yok mu elinde güzel kardeşim? Var. O zaman ben 0'dan A'ya kadar olan kısımla A'dan 2A'ya kadar olan kısmı toplarsam bize sorulan o sorunun cevabını da bulmuş oluruz. E hocam 0'dan A'ya kadar olan kısım I2 idi. A'dan 2A'ya kadar olan kısımda siz az önce I1 buldunuz. İkisini toplayınca soru işaretine eşit oluyor. O zaman cevap I1 artı I2 olmaz mı? Mis gibi olur. Niye olmasın? Sen bulursun da olmaz mı be? Yürü koçum benim. Evet gençler, bu videonun sonuna geldik artık. Video bitmeden önce kusura bakmayın, mesajlar da geliyor, tam zamanında gelmeye başladı. Videoyu bitirmeden önce, çıkmadan önce sizden ricam, kanalıma abone olmanız. Artık yavaş yavaş da 100 bine doğru yaklaştık sevgili gençler. 100K'dı diyoruz ona biz. 100K'ya doğru yaklaştık. 100 bine doğru yaklaştık. Bu mutluluk ve gurur verici bir şey. Yani neden? Çünkü ben bu kanalın 200 abonesi olduğunu da çok iyi hatırlıyorum. Bundan yaklaşık 2,5 sene önce falandı. Böyle 200 abone. Böyle yeniliyordum sayfayı böyle. 201 oluyordu, böyle havalara uçuyordum falan. Şimdi kaldı ki nazar değmesin, günlük 600, 700, 800 abone falan gelmeye başladı. Tabii ilk günkü gibi sayfayı yarım saat boyunca yenileyip bir tane abone artışı olmuyor da sayfayı her 5 dakikada yenilediğimde 10-15 kişi geliyor. Bu bana mutluluk veriyor gerçekten. Demek ki birilerinin gözüne hitap etmişiz. Demek ki birilerinin matematiğine hitap etmişiz cümlesi daha da doğru olurdu. Birilerinin matematiğine hitap etmişiz. Bu benim hoşuma gidiyor. Yazdığınız yorumlar benim için çok çok değerli. Gerçekten çok güzel yorum yapıyorsunuz. Arada kötü yorum yapan arkadaşlarım da var ama her öğrenci her öğretmeni sevmek zorunda veya her kişi her anlatımı anlamak zorunda değil. Sonuçta ben de öğrenci oldum. Her öğretmenimin her anlattığını ben de anlamıyordum. Sadece sizden ricam, saygı boyutunu aşmasın. Sevmiyor olabilirsiniz, anlamıyor olabilirsiniz. Sadece saygı boyutunu aşmadan, birbirimizi kırmadan yorumlar alabilmek dileğiyle. Ama çoğu yorum gerçekten beni onuru edecek yorumlar sevgili gençler. Bunu hak ediyor muyum diye kendimi de sorgulamıyor değilim ama demek ki bir şeyler yapıyoruz ki siz de güzel yorumlar yapıyorsunuz. Yoksa kimse ama kimse hiç tanımadığı bir insana klavyenin başına geç veya işte telefonunu al eline, birine şöyle şöyle yorum yap diye zorlayamaz. Zorlasa da zaten o kadar güzel yorum yaptıramaz sevgili gençler. Sizler bunu gayet iyi beceriyorsunuz. İnşallah ben de matematiği iyi beceriyorumdur. Matematiği sizlere anlatmayı iyi beceriyorumdur diyelim ve videomuzu noktalayalım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.